sesin en kocaman düşmüştür. Oo. Kıyamet kopacak demek ki. Neden? Seni buraya Cebrem ve İle'yle getirmedik ya. Kendi ayağınla geldin o bakımdan. Babam hep sobada yapardı bize kestaneleri. Şu en dolgun, en kocaman olanı da var ya böyle hop diye kaçıveriyordu soba deliğinden içeri. Yazılı olmayan hayat kuralı. Kestaneyi seviyorsun ha? Kestane sevilmez mi? Ayrıca Bursa'dayız biz. Kestanenin harman olduğu yer. Kim sevmez ki? Annem sevmezdi. Babam hep sobada yapardı bize kestaneyi. Teker teker söğür önümüze koyardı. Kendi bir tane bile yemezdi. Senin annen... Yaktık be kestaneyi. Öyle bedavaya kestane yok, uzun kirpik. Hadi şunları soymaya başla. İçecek bir şeyler koyayım ben de. Babam elimiz yanmasın diye kestane soymamıza izin vermez. Kendi soyar verir bize hep. Bak kocaman kız olduk. Hala bile izin vermiyor biliyor musun? Babamın evinde prensestim. Burada kül kedisi muamelesi görüyorum diyorsun. Baban iyi adammış. Dünyanın en iyi insanıdır o. Hem babalık yaptı bize hem annelik. Bir dediğimizi iki etmedi biliyor musun? Hep gönlümüzü hoş tuttu. Tek bir damla gözyaşı bile akıtmadı bizden. Orti. Vallahi en iyisi bu. Kaybolan değerimiz. Peki gerçek baban? Ona ne oldu? Sen nereden biliyorsun bunu? Babamın kim olduğunu öğrenmeyi, bir kere yüzünü görmeyi diliyorum. Amin. Ben her şeyi bilirim. Ama söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Gerçek babamı hiç tanımadım. Ben daha bebekken ölmüş yani. Bir yılan öldürmüş onu. Yılan mı? Sonra annemi İbrahim Usta diye biriyle tanıştırmışlar. Onun da bir kızı varmış. Karısı doğum yaparken vefat etmiş. İpek işte benim kardeşim. Annem İpek'e annelik yaptı. İbrahim baba da bana babalık yaptı. Vay be. Ne insanlar var. Kimi kendi kanından olmayan bir çocuk için canı pahasına annelik babalık yapıyor. Kimi de kendi canının parçasını sokağa atıyor. Babama bakmama izin verir misin? Lütfen. Gündüzleri gideyim hastaneye en azından. İstiyorsan adam ver yanıma. Bak söz veriyorum ben buraya döneceğim. Lütfen. Karşılığında ben de bir şey isterim ama. Sen karşılıksız hiçbir şey yapmaz mısın? Bu soruyu daha önce sormuştum. Bak. Yarın akşam bir nişan daveti var. Bursa'nın tüm kalburuşlu insanları bu davete gelecek. Tabii ben de gideceğim. Sen de bu davete benimle katılacaksın. Gelmem kardeşinle git. Gülenmem olmaz. Orada görmek istemeyeceğin insanlar var. Seninle toplum içinde çıkacağım falan mı sanıyorsun? İyice delirdin. Babanı görmek için de mi gelmez?
Gelmem. Peki benim de gelmen için ne yapmam lazım? Şu gökteki yıldızları saçlarıma indirirsen gelirim. Yani hayır. Bunu istiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim ama aldığınız çok daha gösterişliydi. Yok yok, bu başkanın kızına değil, başka birine. Patron? Yıldızları saçına yağdırmam gereken biri var da. Bunu yan yana zincir üzerinde taç gibi, toka gibi bir hale getirebilir misiniz? Tabii ki efendim, memnuniyetle hazırlarız. Ancak sadece bu yıldız bile tek başına 8.000 dolar. Size maliyeti çok küçük olur. Sana fiyatını sorduk mu Fehmi? Fehmi'ydi değil mi? Evet efendim. Yapabilir misin, yapamaz mısın onu söyle. Hayır efendim, elbette yaparım. Bir hafta içinde de elinizde olur efendim. Bugün. Akşam elimde olacak. Anladın mı? Tamam efendim. Baban nasıl? İyi. Bu elbise ne? Kuaför geldi, aşağıda seni bekliyor. Hadi giyin. Tam bir saatim var. Ben sana seninle davete gelmeyeceğim demedim mi? Hayır. Böyle bir şey demedim. Yıldızları saçlarıma indirirsen dedin. İndirdin mi? Hadi gel bakalım. Gel şöyle. İşte istediğin oldu. Yıldızları saçlarına indirdim. Hadi giyin şimdi. Gerçekten yıldızları saçlarıma indirdim. Canım, senin için hazırladım bak. Hadi ye bunlardan, çok faydalı. Yok, istemiyorum. Ne demek istemiyorum?
kilo yapıyor. Ya akşam oldu, biz bu akşam yemeğini yemeyecek miyiz? Yoksa yemek yemek için de Gül Cemal Bey'in komutunu mu bekliyoruz? Aa, hayır canım, onlar zaten yoklar ki bu akşam. Nişana gidecekler. Başkanın kızının. Sen yemek istiyorsan eğer yiyebiliriz değil mi? Garan hazır yemek. Hazır. Yok, şeyi anlamadım ben. Onlar dedin ya, onlar kimler? Hoş geldin canım. Hoş bulduk anacığım. Abicim. Söyle abi. Hayırdır? Kıza elbise almışsın. Ne var bunda? Yani ne bileyim. Gül Cemal Bey'den hiç beklenmeyecek hareketler. Yani sen ve bir kadına elbise almak. Ne alakası var? Daha da mı mıyım ben? Evet. Tövbe tövbe. Takılıyorum ya. Ya abi bir şey soracağım. Yani tamam, bu jestler, bir elbise almalar falan, bunları anladık da şimdi siz bu davete gideceksiniz yani beraber. Yani siz ikiniz yani tam olarak oraya yani ne olarak gidiyorsunuz? Onu şey ettim ben. Deva benim sağ kolum olacak. Tamam mı? İçin rahatladı mı? Allah Allah. Hadi nerede kaldı bu kız? Deva! Deva, bir saatin çoktan doldu. Geldim. Önden buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. İsim alabilir miyim? İyi akşamlar. Güls Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Lütfen buyurun. Koluma girsen mi? Gerçi kolunu kırarsın daha iyi değil mi? Rica ederim. Teşekkürler. Geliyorum hemen. İyi akşamlar Zafer Hanım. Hemen git buradan. Nedenmiş o? Burası benim şehrim. Bu insanlar benim ahbaplarım. Onlara geçmişi hatırlatmanın hiçbir yararı yok. Gene tanıtacaksan da üstün körü tanıt. Emrin olur. Bu itibarı kazanmak için çok uğraştım.
Buradakilerin çoğu kim olduğunu unutmuş. Sen iki çocuğunu yüzüstü bırakıp sevgilisine kaçan kenar mahalleli bir kadından başka bir şey değilsin. Buradakiler hatırlayacak diye çok korkuyorsun değil mi? Sabrımı taşırım. Taşsın, taşsın. Ben senin sabrını taşırmak için geldim zaten. Hadi. Gücün yetiyorsa durdur beni. Başkanım iyi akşamlar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Pardon. Dilerim uğur getirir. Teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ne demek? Güle güle kullansın. Siz hanımefendi Zafer Hanım'ın yanında çalışan... Deva. Memnun oldum. Deva Hanım artık benimle çalışıyor. Yeni bir marka kurduk. Fırsatımız olursa tanıtımını yaparım size. Baş tasarımcımız Deva Hanım olacak. Tebrik ederim. Hanımefendiyi Zafer Pehlivan'dan almak için nasıl bir vaatte bulundunuz merak ettim. Devacığım. Zafer anne. Bu arada geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Salonda birçok yatırımcı Güs Holding'de anlaşmalar yapmış. Bizden de ihale almışsınız. Ama isminizi dahi bilmiyoruz hiçbirimiz. Öyle oldu başkanım. Açıkçası aramızda merak konusu oldunuz. Hanımlar, beyler, bugün aramızda özel bir konuğumuz var. Hepimizin işbirliği yaptığı ama kendisiyle tanışma şerefine ulaşamadığımız Güs Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Öyle bir gizem oluşturdunuz ki henüz adınızı bile öğrenemedik. Milyonluk anlaşmaları yapıp yüzünü görmeyiz bu kişiyi. Çok merak ediyorduk. Eyvallah, eyvallah. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Niyetim sizi merakla bırakmak değildi. Yüz yüze gelip tanışmak istedim. Aslında hayatımı uzun zamandır buraya taşımak gibi planlarım vardı. Sizler normalde beni tanıyorsunuz. Kiminiz şahsen, kiminiz gıyaben. Ben de buralıyım, memleketim burası. Ama şimdi daha da merak ettik. Buradan gideli çok uzun zaman oldu. Gerçi gitmek de denmez. Sürgün gibi bir şeydi. Belki kötü bir çocuktum, bilemiyorum. Sürgün edildiğim bu şehre gelmem de 25 yılımı aldı. Ama çok şükür başım dik olarak memleketime döndüm. Eminim babam hayatta olsaydı benimle gurur duyardı. Benim adım Gülcemal. Aslında hepinizin tanıdığı, hikayesini bildiği kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Şu anda burada tanıştığınız kişi de kunduracı Saim'in oğlu Gülcemal. Değişen bir şey yok yani. O zaman yeniden aramıza hoş geldiniz Gülcemal Bey. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Çok memnun oldum Gülcemal. Sağ olun, ben de öyle.
Teşekkürler. Hayırlı olsun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bu kadar yediğin nereye gidiyor diye bakıyorum. Kurt vardır belki de. Sen benim lokmamı mı sayıyorsun? Buralı olduğunu söylememiştin. Sormadım ki. Çünkü merak etmedim. Peki şimdi merak ediyor musun? Yok. Eyvallah. Çok zeki birisin. Öyle mi? Hı. Beni buraya getirmen, hatta ben buraya geleyim diye bilmem kaç bin dolar döktüğün yıldızlar falan, bu davete güzel bir kadınla katılman için değildi. Ne içindi? Bursa Sosyetesi'ne kendini takdim ederken güç gösterisi yapmak içindi. Her şeyi aldım. Zafer Pehlivan'ın en iyi tasarımcısını bile. Zafer Hanım'ı da arkasına bakmadan göndermeyi başardım. Tebrikler. Sen kendini çok mu güzel sanıyorsun? Hı? Yani ben böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Aa! Deva! Aa! Senin! Gözlerime inanamıyorum. Ne yapıyorsun sen burada? İyi, İrem benim şirketin arkadaşım. Ne kadar uzun zaman oldu, öyle değil mi? Ay evet ya, çok oldu. Çok şaşırdım ya gerçekten. Değil mi? Bir ara evleneceğini duymuştum. Eşin mi? Yok, Allah korusun. O zaman Deva, bu dansı bana lütfeder misin? Edemez kardeş. Çünkü bu dans için bana söz verdi. Ha, öyle mi? Öyle. Ben sana dans olan söz verdiğimi hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Şansına küs. Yenisi başladı. İnsanlar gemilerimi hep durdurdu.
nasıl anlamaz? Bekle bekle erecek miyiz? Birden gerçeği görecek miyiz? Yetmiyor bak ne söz ne saz. Beni senden başkası anlamaz. Uzaklaşırken yavaş yavaş tat vermiyor hiçbir savaş. Yetmiyor bak ne söz ne saz. Beni senden başkası anlamaz. Garip ama sana alışmıştım canavar. Aslında sözümü çiğnemek hiç uyum değildir ama gitmek zorundayım. İnşallah bir gün beni anlarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.